güzel ödüller aldığın için hepimiz sana minnettarız. Sağ olun. Teşekkür. İyi ki varsın. Sağ olun. Beni böyle mezun eder Leyla yakacağım. Ahımdan ateş çıkarıp sahrayı yakacağım. Yüreğimin volkanından püsküren alevleri Tuna Fırat söndüremez deryayı yakacağım. Gel gel yarab, ta semavat yanmalıdır cayır cayır ahımdan. Bu alevin şiddetini isterim Allah'ımdan. Yazdırsam hesaba gelmez, çektiğim hüznü elem. Yanıp kül olmak nasılmış, beni görmeli Kerem. Yüreğimin volkanından püsküren alevleri Tuna Fırat söndüremez deryayı yakacağım. Gel gel, çektiğim hüznü elem. Sen ağasın, ben hizmetkar, ben seninle bir olamam. Ben üreten, sen tüketen, ben seninle bir olamam. Ben üreten, sen tüketen, ben seninle bir olamam. Bizim üstadlarımızdan esas Kars'ta yetişen İlhami Demir'in çırağı Aşık Ali Rıza Ezgi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarafında Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü iki tane Türkiye'de şu anda iki tane ödül alan Ali Rıza Ezgi arkadaşımız, bir de Maksud Feryadi. İkisini de burada tebrik ediyorum. Şimdi Ali Rıza Ezgi, bakın böyle ufak mufak ama bir cevherdir. Kendisi de Türkiye çapında tanınmış, zaten belli ödül alan bir ozanımızdır. Bu ödül, tabii ki bu ödül çok değerli bir ödül. Herkese nasip olmayan bir şey. Teşekkür ederim. Saygıdeğer kardeşim, ben bu ödülü aslında 2010'da almıştım. Bazı nedenlerle 2020'ye denk geldi ve çok da iyi oldu denk gelmesi. Eğer 2010'da alsaydım belki de bir profesörün bir şeyin elinden almış olacaktık. Ama şimdi bu kadar mutluyum ki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sarayında Cumhurbaşkanı'nın kendi eliyle bu ödülü aldık. Bu ödülü gerçekten bizim için çok büyük, çok önem taşıyan, bu ödül çok önem taşıyan, her insana nasip olmaz bu ödül. Ama ben isterim ki bu ödülden tüm aşık arkadaşlarım faydalansın. Tebrik edenler çok oldu. Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, en çok Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan bana gelen tebrikler çok oldu. Ben orada duyduğum en güzel şey, Türkiye'nin yaşayan insan hazinesi olmam, en güzel duyduğum şey o. 71 yaşındayım. 2010'da seçilmiştim ama verilmemişti. Ve onu duyup o ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığım zaman inanın ki çok mutlu etti beni, çok mutlu oldum. Benim daha bugüne kadar hiçbir sosyal güvencem yokuydu. Yani bu ödülü almadan önce hiçbir sosyal güvenceye sahip değildim. İnanın buna. Doktora bile gidemiyordum. Böyle bedel ödedik, böyle yaşadık. Ama çok şükürler olsun. Ben istiyorum ki bütün sanata değer verilsin. Çünkü sanatçı bir memleketin azı dişidir.
Eğer bir insanın azı dişi çekilirse o insanın geride kalan 31 dişi bina tutmaz. Benim şimdi yazmış olduğum hikayeler, halk hikayeleri Amerika'da 4 dile çevrilmiştir. Geçlerimizi anlatıyorum. Ta Dede Korkut'tan bu tarafa kadar, Dede Korkut'tan bu ana kadar kan emici, efendime söyleyeyim, Köroğlu'nu cellat olarak tanıtmak değil. Arşivinde var, arkamızdadır Öztürk Elbek kardeşimiz. Buraya bakabilir misin? Thank you.